Sevgili seyirciler, Covid-19 nedeniyle tüm dünya ekonomik anlamda ciddi olarak etkilendi. Etkilenen ülkelerden birisi elbette ki Türkiye'ydi. Gurbetçisi en çok olan şehirlerimizden Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Zonsiyat, bu zorlu süreçte ekonomik desteğe ihtiyacı olan hemşireleri için bir yardım kampanyası düzenledi. Şimdi kampanyanın detayları için kameralarımızı Zonsiyat Genel Başkanı Necdet Tıskaoğlu'na çeviriyoruz. Koronavirüs tüm dünyayı eve kapattı. Türkiye'de de 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilince Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Zonsiyat hemşehrilerine el uzatmak için haset değil hasret diyerek bir gıda kolisi kampanyası düzenledi. Sevgili seyirciler, pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapanmışken bir STK vardı ki bütün yönetimiyle birlikte seferber olmuş ve kendi memleketine yardım götürmeye çalışıyor. Kimdi bu STK? Benim de içinde olduğum ve gururla söylediğim Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği. Kısa adı Zonsiyat'tı. Biz de istedik ki hem Zonsiyat'ı tanıyalım hem bu süreçte onlar memleketler için neler yaptılar onları öğrenelim istedik ve yönetim kurulu başkanı Sayın Necdet Tıskaoğlu'nu yayınımıza alalım istedik. Merhabalar Necdet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim biz bu süreçte evimizdeydik. Çok insan gibi sokağa çıkamadık. Herkes tedirgindi ama çok özel bir STK, sizin STK'nız, başında olduğunuz STK, Zonsiyat, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları. Siz neredeyse evinize girmediniz, öyle diyelim. Bir anlatır mısınız? Öncelikle isterseniz Zonsiyat'tan bir başlayalım. Ne kadar zamandır var? Siz bu anlamda neler yaptınız bugüne kadar? Şöyle, teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Zonsiyat 2012 yılında kurulan bir STK. Biz de bu STK'nın içerisindeydik ama Şubat 8 itibariyle yeni bir yönetim seçimi oldu ve biz orada başkanlığa geldik. Yeni bir ekibimizle beraber, yeni bir yönetim kurulu beraber. Farklı bir vizyon belirledik bu anlamda. 8 Şubat'tan sonra tabii ki bizim çok yapmak istediğimiz aktiviteler vardı ama maalesef bu koronavirüs bazı etkinlikleri erteledi. Ama biz şunu yaptık, bu özellikle bu süreçle beraber Zonguldak, hani 30 artı Zonguldak, 24 artı Zonguldak, 14 artı Zonguldak bizi çok etkiledi. Çünkü biz o şehrin çocuklarıyız. Hem oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak anlamında hem de oradaki durumu bir anlama dikkat çekmek anlamında bir sosyal sorumluluk yapalım dedik. Bununla ilgili şöyle bir aslında şey yaptık. Aslında siz ve Zonguldak için bir şeyler yapmak istediniz değil mi? Evet tabii ki, çünkü biz Zonguldak çocuklarıyız. Yani evet, şu an biz de gurbete çıksak bile, işte İstanbul'da olsak, Almanya'da veya farklı şehirlerde, Bursa'da olsak bile biz Zonguldak'tan kopamayız. Çünkü hepimizin orada bir hikayesi var. Hepimizin orada bir akrabalık bağları var. Dolayısıyla bu ve Zonguldak bizi çok etkiledi ve bununla beraber de biz neler yapabiliriz düşündük. Böyle bir kampanya sürecine girmeye uygun. Peki başkanım, siz sanıyorum 6.000 civarında aileye el uzattınız değil mi? Bu pandemi sürecinde çalışamayan, ekonomik zorluk yaşayan 6.000'den fazla kişiye. Hatta bir sanıyorum ki bir sloganınız vardı. Hedef 67-67 diye. Değil mi? Bir anlatır mısınız onu lütfen? Tabii. Yani biz 6.167 tane aileye biz ulaştık. Bu kampanyada emek veren bütün sevgili dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Şöyle bir şey oldu. Özellikle tabii biz bu Cumhurbaşkanı'nın da kampanya açıklaması sebebiyle o akşam bizim yönetim kurulundaki bir dostumuz şöyle dedi ki, ya başkanım işte gece beni aradı. Ya bizim de bir kampanya yapmamız lazım. Evet, Zonguldak zor durumda. Biz neler yapabiliriz dedi. Ve biz sonra bunun yönetim kurulunda konuştuk, karar aldık. Dedik evet, biz Zonguldak için bir şey yapmamız lazım. Bize ihtiyacı var. Ne yapabiliriz? 5 dolarlık bir kampanya, kumanya kampanyası yapalım dedik. Hatta orada Makronet sahibi Erol Bey var. Erol Nalmat Bey, ona teşekkür ediyorum aynı zamanda. İşte kendi kolilere sponsor oldu. 500 tanesinde işte logolu, Zonsiyat logolu koliler yaptırdık. Biz sonra 500'lü yaparken bir baktık kampanya inanılmaz bir ahenk aldı. Yani inanılmaz bir teveccüh var. İnsanlar gerçekten Zonguldak'ı önemsiyorlar. Almanya kanadıyla özellikle sizin de nezdinizde işte Gülbahar Hanımefendi ve Muharrem Çakan Beyefendi inanılmaz Almanya kanadı çok hareketlilik getirdi. Yine Çaycuma Dernek Başkanı Cüce Karalı Beyefendi, yine Çaycuma Kayabaşı Köyü Dernek Başkanları işte Hasan Tıska ve Ercan Tıska inanılmaz Almanya kanadı çok renk getirdiler.
Bununla beraber inanılmaz bir pik noktaya geldi. Yine İstanbul'daki Karakter Derneği'nin başkanı Metin Karabey'in öncülüğünde inanılmaz bize destekler verdiler kampanyayla. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber kampanya direkt hem birebir içerisindeydim ve dağıtma da birebir Zonguldak'taydım. İlk bir litre Zonguldak'a götürüp dağıttığımızda inanılmaz o mutlu, huzur ve keyif, inanılmaz bir mutluluk edindim. Ve orada o insanların gerçekten ihtiyacı olduğu, o insanların dokunmamız gerektiğini, sadece bir tırın oraya yetmeyeceğini gördüm ve inanılmaz ders çalıştık bu anlamda. Yani evet. Ve soruyu baktım. Önce bir tır gönderdiniz. Doğru. Sonra bir tırın sonunda da tekrar çalışmaya başladık. Toplam 4 tır daha yaptık sonrasında. Bir baktık 5000 oldu. 5000 diğer 4 tırla beraber tekrar Zonguldak ilçelerine, belde ilçelerine gönderdik. Burada da yine özellikle Bayram Nakliyat, Şevki Bayram ve Serkan Bayram'a çok teşekkür ediyorum. Yani biz 6 tane tırı Zonguldak'a götürdük ve biz hiçbir şekilde bir bedel almadan sponsor oldular ve inanılmaz bu konuda destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ederim ayrıca. Dediğim gibi kampanya sonra 67 diye bir tarih, bir sayıyla bunu bitirdik. Çok güzel oldu, çok keyifli, çok çok mutluyuz. Yani gerçekten sadece... çok güzel, tebrik ediyorum sizi. Bir de virüs değil iyilik bulaştırıyoruz diye bir sloganınız vardı. Benim çok hoşuma gitmişti o. Evet, virüs değil iyilik bulaştırdınız. Çok özel bir STK'sınız. Peki efendim, hani bunu yaptınız. Siz bir iş insanları derneğisiniz. Sanıyorum sadece bununla kalmadınız ve kalmayacaksınız da, değil mi? Mutlaka bundan sonra önünüze hedefler koymuşsunuzdur. Tabii bizim asıl amacımız şu. Yani biz bir STK'yız, biz iş insanlarıyız. Bizim asıl amacımız işte lobi faaliyetleri, bir iş üretmek. Yani kendi içimizdeki insanlarla ticareti geliştirmek ve yatırım yapmak. Bizim başka projemiz şu. Tabii sosyal sorumluluk anlamında tekrar konuşursak, biz gelecek nesilleri oluşturmak ve yaratmak için gençlik çok önemli. Gençliği çok önemsiyoruz. Şunu yapmak istedik. Biz bir eğitimle ilgili, bir bursla ilgili bir kampanya yaptık. 500 tane öğrenci kardeşimize bir burs vermeyi hedefledik ve onlarla ilgili bir kampanya başlattık. Yeni öğretim döneminde 500 tane genç arkadaşımıza bir kampanya, burs kampanyası yapacağız. Bu bizim ikinci hedefimiz. Üçüncü kampanyamız da şu. Tabii malum Ramazan'ı bitti. Yine Zonguldak'ta biz ihtiyaç sahibi olan insanlara da bir 100 tane kurban keserek işte oradaki ihtiyaçlarına dağıtmayı düşünüyoruz. Bunlar tabii sosyal kısmı devam ediyor ama bizim tabii ki diğer yani yapmamız gereken başka faaliyetler var. Yani dedim, biz STK'yız, iş insanlarıyız. Şöyle bir aynı zamanda STK'da şöyle bir kampanya proje başlattık. Proje anlamında. Zonguldak'ta bir artık eve dönüş projesi olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların terse bir göç olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda şöyle bir şey yaptık. Bir teşvikle bir komisyon oluşturduk. Teşvik komisyonu oluşturduk. Teşvikteki kısım şu, yani Zonguldak ya şu an 3. bölgede bir teşvik konumunda. Yani bizim o teşvik sıralamasında artık biraz daha Zonguldak'tan yukarı çıkması gerektiğini ve bu sıralamayla beraber de yatırımcıların, Zonguldaklı yatırımcıların ve Zonguldak dışındaki farklı yatırımcıların da buradaki fizibiliteleri, buradaki spot analizlerini yaparak, karlılığa bakarak, geri dönüşüme bakarak Zonguldak'a tekrar yatırım yapması konusunda bir şeyimiz var. Lobi çalışmamız var. Bir komisyon kurduk. O komisyon bununla ilgili bir çalışma yapıp hükümete, ilgili bakanlara, ilgili konumlara bu konuda bir teşvik dosyası sunacağız inşallah. İnşallah başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Daha sonraki yayınlarımızda tekrar inşallah sizin faaliyetlerinizi ekrana taşıyacağız. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Bize böyle fırsat verdiğiniz için hem şahsım adına hem de derneğimdeki yönetim kurulu üyelerimiz adına size teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.